çok sayıda veri yayınlanıyor. Mesela büyüme rakamları dendiğinde onlarca grafik ve tablo ile yayınlıyor. TÜİK ya da herhangi bir ülkenin istatistik kurumu. Biz o onlarca tablo ve grafikte hangisine öncelikle bakacağımızı biliyorsak, hangi tablo, hangi sektör bize gelecekle ilgili daha iyi fikir verebilir? Buna doğrudan odaklanıyorsak, o tablolarda bazı oranlar hesaplıyoruz. Bir şeyi bir şeye bölüyoruz. Örneğin 3'ten büyükse bu anlama gelir, 5'ten küçükse bu anlama gelebilir gibi geçmiş deneyimlerden bir takım sonuçlara ulaşıyoruz. Bu rasyoları biliyorsak, bu oranları biliyorsak aslında verilere baktığımızda hızla bunları yakalayabiliyoruz. Ve onları yakalayarak da gelecek tahminimizi daha güçlü ve hızlı bir şekilde yapabiliyoruz.